Herkese toplu günaydınlar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Wonder Woman'a gideceğim. Siteden yavaş yavaş çıkıyorum. Akasya'da gideceğiz arkadaşlar. Belki aynı seansa bile denk gelebiliriz. Film hakkındaki öngörüşlerim çok bir şey değil. Eski tarihte geçtiği için bunu toparlamalarının zor olduğunu düşünüyordum. Tek söyleyeceklerim bu kadar. Fakat hani Geek Yapar ve diğer kanallar, özellikle yabancıların review'larından da gördüğüm kadarıyla memnun kalmışlar filmden. Ben de aynısını umut ediyorum. O yüzden beklentim yüksek. Umarım beklediğim bir şey çıkar. İlk kez bir hani feminizmin ön plana çıktığı, kadın ve erkek eşitliğinin de olabileceği bir film izleyeceğiz. O yüzden mutluyum, heyecanlıyım. Evet, görüşmek üzere şu anlık. Evet arkadaşlar, Mustafa'nın tipi bayağı değişti biliyorum. Saçları çok garip olmuş. Yeni uyandım. Oğlum biz en son, şu anda bir şey hatırladım. Biz en son Logan'la karşı karşıya geldik. En azından ben. Beraber neyse, oynayalım. Mustafa bugün hangi filme gideceğiz onu biliyorsun değil mi? Aha. Hangi harika film? Kadın, harika Kadın. Harika Kadın'la değil mi? Evet. Tamam şimdi, Sir Comics yıllar öncesinden. Film hakkındaki düşüncelerin nedir? Film hakkındaki düşüncelerim. Daha izlemediğimden çok bir şey söyleyemeyeceğim ama beklentilerin nedir? Beklentilerin. O zaman One hour later. Ben şöyle bir şey olacağını umuyordum. Yani şöyle bir şey olabilir diye düşünüyordum. Iron Man 3'teki gibi olay yaşan, önceden yaşanmış ana kahraman onu birine anlatıyor gibi olabileceğini düşündüm. Ha, mesela şey Gal Gadot Batman'e yaşadıklarını anlatıyormuş gibi. He. Onun şeyini yapacaklar gibi olabilir diye düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda geçiyormuş. Evet. Ve yani filmi birçok kanal ve birçok review'dan anladığım kadarıyla bayağı beğenmişler. Yani sen de iyi bir şey çıkacağını bekliyorsun gibi. Yani Batman ve Superman'den sonra tabii. Ama mesela bak şey de diyorlar, DC'yi yeni evreni kurtaran film diyorlarmış. Diyorlar. Neyse tamam, sen şöyle düşünme açısından. Mustafa, gamer Mustafa. Ben, evet. Ne için geldim belli. Mustafa zaten geçen incelemeyi de şimdi buraya koyacağım. Bu da demek oluyor ki Hugh Jackman'e veda edeceğiz. Şimdi sen bundan önce bunu az buz biliyorsun. Bazı filmlerde izlemişsindir. Peki, yok o kadar kötü. Özellikle süper kahraman içeren bir film. Bizim beklentilerimizi kotarabilir mi? Sorunun başını unuttum. Orayı geçiyorum o yüzden. Konuşmayı pek sevmiyorum. Yani aynen. Teşekkürler Mustafa. Evet, çok iyi bir geek olduğundan dolayı tabii laf etmiyor. Bizi ezmemek için. Neyse, benim zaten belirttiğim gibi bunlar eve giderken de çekmiştim. Hani feminizmin ön plana çıktığı bir şey. Erkek kadın eşitliğinde hani kadınların da süper kahraman olabileceğini temsil eden bir karakter zaten bu durumu. Tabii. İnce bir espri yaptım ama kimse yakalanmadı. Belki izleyiciler yakalar. Gürkay niye geldin ki? Keşke uyusaydım abi. Gelmene gerek yok mu senin ya? Niye geldim ki abi? Sinema sana gelirdi. Gürkay. Ne? Naber nasılsın? Yorgunum. Wonder Woman hakkında ne düşünüyorsun? Hani gireceğiz, beklentilerin nedir? Hiçbir beklentim yok. İlk defa filmden hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentin yok. Aynen. Full eğlence amaçlı biliyorsun yani. Bu arada benim film hakkındaki beklentilerim çok düşük çünkü DC'nin şu ana kadar yaptığı doğru düzgün Man of Steel'ın hani ortalama diyebiliriz. Onun dışında Suicide Squad ve Batman v Superman zaten çok berbat. Hani onun dışında çok fazla bir beklentim yok ama Wonder Woman'ın fragmanlarının olsun, işte review'lardan olsun bayağı beğenin olduğu için benim de tabii beklentim birazcık yükseltti. Ama tabii ki de onları izlemesem yani şu anda ne kadar fazla beğenmediğimi de söyleyebilirim. Hani onun dışında Birinci Dünya Savaşı'nı yani benim çok tarihsel filmleri sevdiğim yani söylenemez. Fakat Wonder Woman'ın tabii birazcık da Themis Carey'i özellikle göstermeleri ve hani Amazonları bir arada görmemiz hani güzel olacaktır. Özellikle Steve Trevor'ın Wonder Woman'ın güçlerine verdiği tepkiler falan filme gitmeden önce ve Geek Yapar'ın da bayağı beğendiği bir konu olduğu için
hani benim de onların fikirlerine değer verdiğim için yani beklentim bu şekilde yükselmiş oldu. Fakat ben dediğim gibi filme olabildiğince düşük beklentiye girmeye çalışacağım ki iyi bir film olsun benim için. Çünkü Suicide Squad'daki beklentilerim ne kadar yüksek olsa bile çok kötüydü. Neyse şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Ece bir şey yok ki. İlk olarak filmi aşırı beğendim. Müzik seçimi dışında bir de realistik olmak gerekirse karakterin o kadar fazla aksiyon yaşayıp en sonunda saçının dağılmaması dışında geriye çok şey olacak bir şey kalmıyor. Özellikle D-Box'ı izleyince hani çok fazla 4DX olayını kavramını yaşayamasan da bence güzel oluyor. DC'yi kurtaran film dediklerinde gerçekten inanması zordu fakat bence sonuna kadar haklılar. Gerçekten de DC'yi kurtarabilecek bir film, hatta kurtarıyor ama hani bunu Justice League'e de umarım yansıtır Wonder Woman'ın kendi karakteri olarak. Hani genellikle beklenti üzerine işte nasıl geçti falan da bahsedeceğim çok bir şey yok çünkü dediğim gibi her şey mükemmel. Burada şey de söyleyeyim, filmde Türk var. Hatta bayağı bir Türk bayrağı var. Tabii bu benim film eleştirmenliğimi hiçbir şekilde etkilemez fakat yani Birinci Dünya Savaşı olduğu için elbette Türklere yer verecekler. Ben kısaca sevdim. Spoiler'ın incelemede daha fazla konuşacağım tabii ki de. Ama spoilersız vlog ondan dolayı çok bir şey diyemiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Montajda çıkacak ama neyse. Evet, bunun sesini buna ekleyeceksin, bunun görüntüsünü deme, sesini deme istiyorsun hiç çekmeyelim. Dur dur. Bu sabah filmi beğendin mi? Seni düşüneceksin yeter. Allah belanı ver. Bu sabah filmi beğendin mi? Nasıldı? Evet, güzeldi. Bu zaten bütün filmleri beğeniyor. Şu iyi. Ben film severim. Filmi beğendin mi? Nasıldı? Bunda eleştirme havası yok. Filmi beğendim. Filmi beğendim. Yusuf'un diyeceklerini kulağa asmayın. Yusuf'u sevmiyorum. Şu yanımda duran oluşum film görmüş masum köylü. Ne yemek filmi de izletseniz ne bileyim en kötü filmi de izletseniz gider beğenir. Film hakkında yorumlarımı alırsak film genel olarak güzeldi. Senin de dediğin gibi bana önceden şey demiştin. DC'yi kurtaracak film. Filmin geneline lafım yok ama DC'yi kurtaracak mı orasını bilemiyorum. Ayrıca bazı eleştirdiğim sahneler vardı. Örnek olarak sondaki aksiyon bana biraz fazla geldi açıkçası. Ben o kadar aksiyondan biraz gözlerim kamaşmadı değil. Ben filmi gayet beğendim. Savaş sahneleri gayet güzeldi. Ama şu klasik şeyden hiç hoşlanmıyorum. 30 kişi bir kişiyi bir türlü alamıyor. Sırayla gülüyorlar. Evet. güzeldi. Güzeldi.
After credits yok, boşuna bekleyin. Boşuna bekleyin ne ya? Bir arkadaşım var benim, bir arkadaşım var. Boşuna 7,5 dakika bekledi ama bir arkadaşım. Film o kadar kötüydü ki uyudum. Tamam, bunu saymıyoruz. Aramızda bir Can Sungur var.